Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ile devam ediyoruz. Sahili Fen Bilimleri Okulları İngilizce zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz Present Continuous Tense. Hep birlikte bakalım Present Continuous Tense neymiş? Çocuklar, Present Continuous Tense'in Türkçe karşılığı şimdiki zaman demek. Adından da anlaşılacağı gibi şimdi olan bir şeyden bahsedeceğiz. Something is happening. Bir şey şu anda oluyor. Bu tense'te kullanacağım yardımcı fiiller am, is, are. Formül olarak verecek olursam am, is, are artı verb ing olarak aklımızda kalabilir. Verb neydi? Fiildi. Yani am, is, are'dan sonra ben ne kullanacağım? Fiil kullanacağım. Tabii bunlardan önce, bu yardımcı fiillerden önce kullanacağım öznelerim vardı. Özneleri birlikte hatırlayalım. I, then öznesiydi. You, sen öznesi ya da siz öznesiydi. Hepimiz biliyoruz. We, biz öznesi. They, onlar öznesi. He, she, it de o öznesi diyebiliyoruz. Ne demiştik? He, erkekler için kullanılan. She, kızlar için kullanılan. It de canlı ya da cansız bir varlıktan bahsederken kullandığımız öznemizdi. Ayın yardımcı fiili am arkadaşlar. You, we deyin. Are, he, she, it in, is. Akılda daha kalıcı olması için sizinle tanıştırmak istediğim küçük bir kediciğim var. Hemen çiziyorum kedimi buraya. Siz de evlerinizde çizebilirsiniz. Şöyle minnak bir kedicik çizdim. Kediciğimin kafasına am, is, are dedim. Çünkü ben cümle kurarken ne yapıyorum çocuklar? Hep öznemle başlıyorum değil mi? Özneler hep başa geliyor. İsterseniz şuraya yazalım. I, you, we, they, he, she ve it öznesi hep zaten başa geliyor. Ya da isim olarak da kullanabilirim. Mesela ne diyebiliriz? Ayşe diyelim. Ayşe ya da Ege diyelim. Bunları da kullanabilirim. Emizer'den sonra kedimin vücuduna verb diyorum. Yani verb neydi arkadaşlar? Fiildi. Fiile eklemem gereken bir takı var. Onu da kedinin kuyruğu olarak tanımlıyorum. O zaman hemen cümle kuralım. Neydi? Ayın yardımcı fiili zaten biraz önce öğrenmiştik. Am'di. I am. Ben şu anda yazı yazıyorum. Ondan örnek verelim. I am writing now. Now neydi? Şu anda demekti. Şimdi şu anda demekti. Bakıyorum. Öznemi yazdım. Kedimin kafasını çizdim. Gövdesini çizdim. Ve sonuna neyi ekledim? Kuyruğunu ekledim. O zaman cümle kurarken hep aklımızda kalacak olan kedinin vücudunu birbirinden ayırmıyoruz çocuklar. Kafasını da ayırmıyoruz. Gövdesini de kuyruğunu da. Hiçbir şekilde birbirinden koparmıyoruz, ayırmıyoruz. Şimdi bu olumlu cümleydi. Örneklerle devam edelim yine. Mesela ne dedim? İsim de kullanabilirim. Özne olarak isim de kullanabilirim dedim. Ayşe ismini vermiştim. Ayşe yani she öznesi. Yardımcı fiili neydi? Is. Şu anda voleybol oynuyor olsun. Play. Ne yapacağım? Kedinin kuyruğunu mutlaka yazıyorum. Playing. Voleybol dedim. Şu anda yapıyordur Ayşe bunu. Kediciğim, biraz önceki tanıştığımız kediciğimiz süt içiyor olsun mesela şu anda. Çok acıkmış. It is. İçmek neydi? Drink'ti. Drinking milk. Now diyelim. Buraya da right now diyelim. Birazdan size bu right now ve now'u da ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Hatta şöyle hemen altını çizelim. Bu da şimdi, şu anda anlamına geliyor. Yani present continuous tense'de kullandığımız zaman ifadeleri diyebiliriz. Şu anda yaptığımızdan
yaptığımızı belirtmek için kullanıyoruz çocuklar bunu. Evet, şimdi bunlar olumlu cümleydi. Yani pozitif cümleydi. Pozitif. Şimdi benim öğrenmem gereken ne var bir de? Negatif cümleyi nasıl kuracağım ben? Yani olumsuz cümleyi nasıl kuracağım çocuklar? Yine o kediyi kullanabilir miyim? Bence kullanabilirim. Hemen çizelim isterseniz kediyi. Çizdik. Evet. Kedinin kafasına am, is, are demiştik. Vücuduna verb demiştik. Kuyruğuna da ing takısı demiştik. Yani bu ing takısı bize ne veriyordu aslında? Your ekini veriyor değil mi? Şu anda yapıyorsun çünkü. Buraya da neleri yazıyorduk? I, you, we, they, he, she, it. Ya da bu he, she, it'i kullanmak istemiyorsanız biraz önce dediğim gibi isim de kullanabilirsiniz. Yani noun da kullanabilirsiniz. Peki şimdi olumsuzluk, İngilizce'de olumsuzluğu ifade eden bir ek vardı. Biliyoruz aslında hepimiz ama tekrardan hatırlayalım. Not eki. Peki ben bu not'ı özneden sonra mı kullanacağım? Yardımcı fiilden sonra mı kullanacağım? Tabii ki yardımcı fiilden sonra kullanacağım. O zaman ben şu anda ne yapmıyorum çocuklar? Uyumuyorum. I am not sleeping. Now, ben şu anda uyumuyorum. Kedi şu anda ne yapmıyor? Futbol oynamıyor. It is not ya da kısaltılmış olarak it isn't da diyebilirsiniz. Playing football. Bakıyorum çocuklar, bakın yine hem olumluda hem olumsuzda kedinin hiçbir yerini birbirinden ayırmadık. Ne kafasını unuttuk, ne gövdesini unuttuk, ne de kuyruğunu unuttuk. Unutmuyoruz. Her zaman cümle kurarken ister olumlu kurun, ister olumsuz kurun. Kesinlikle ve kesinlikle kedinin kuyruğunu, gövdesini, kafasını birbirinden ayırmıyoruz. Evet, bunu da öğrendik. Peki ben soru formunu nasıl yazacağım? Soru formunu yazmak için yine kediyi kullanabilirim sizinle birlikte. Çizelim. Zaten İngilizce'de biz soru sorarken ne yapıyoruz? Yardımcı fiiller her zaman başa geliyordu. Bunu öğrenmiştik birlikte. Am, is, are. Artık ne yapacağım çocuklar? Yardımcı fiilden sonra öznemi kullanacağım değil mi? I, you, we, they, he, she, it. Buraya yine ne kullanacağım? Verb kullanacağım. Büyük yazıyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Yine ne gelecek? I, N, G takısı gelecek. Yine soru cümlesi yaparken kesinlikle kedinin vücudunu birbirinden ayırmıyoruz. Hemen bir örnek yazalım. Are yardımcı fiiliyle yazmak istiyorum. Are they going to cinema? Are they going to cinema? Ne yaptım? Yardımcı fiil başa geldi. Öznem ikinci sırada, fiilim üçüncü sırada ve cümlenin devamını getirdim. O zaman kedinin kafasını şuraya çizelim. Şöyle birbirinden ayırmamış olduk. Kedinin kafası, kedinin kafasında yine they öznesi, go fiili vücudu, ing takısı da kedinin kuyruğu. Evet, present continuous tense'in bütün kurallarını öğrendik. Peki birlikte alıştırma yapalım. Şöyle bir tane sizin için alıştırmam var. Bakıyorum çocuklar. Bu çocuk ne yapıyor olabilir sizce? Şöyle bir soru yazayım size. What are they doing now?
Onlar şu anda ne yapıyorlar? Onlar şu anda ne yapıyorlar? Bakalım onlar şu anda ne yapıyorlarmış? Kızlar ne yapıyor çocuklar? Ders çalışıyor. Ders çalışmak neydi? Study. Koşmak neydi? Run. Beklemek neydi? Wait. Hemen soruya cevap veriyorum. Birinci başladım. Koşmak neydi? Run demiştik. Running now. He waiting now. They are writing now. Şurada şuraya studying now diyeceğim. Bir dahaki ders görüşmek üzere çocuklar.